Merhaba, bugün yine dış politika konuşacağız. İstanbul'da yapılan bir uluslararası konferans vesilesiyle ve orada yapılan konuşmalar üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi malum bugün İstanbul'da bir uluslararası Suriye konferansı topladı ve bu toplantının açılışında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türk dış politikasını bir kez daha Sünni merkezli, Sünnicilik yapmakla yapan bir politika olmasıyla eleştirdi. Aynı zamanda tabii Beşar Esed'le diyalog kurulması, Şam rejimiyle yeniden mutabakata girilmesi gibi talepleri de dile getirdi. Bu Suriye rejimiyle yeniden diyalog kurulsun argümanları ile ilgili geçen konuşmada bazı görüşlerimizi, bazı olguları ortaya koymuştuk. Bugün bu ikinci fasla, yani bu mezhepçilik eleştirisine yoğunlaşmak istiyorum. Zira bu eleştiri Kemal Bey'in ağzında senelerdir var. Aslında bu eleştiri Türkiye'nin 2000'li yıllardan, 2000'nin başından beri, 2000'li yılların başından beri, işte AK Partili yıllardan itibaren izlediği bu yeni dış politikaya yönelik iki temel eleştiri demeyeceğim, argümanın, saldırı argümanının biri. Diğeri nedir? Malum eksen değişikliği. Türkiye eksen değiştiriyor. Yani işte NATO'dan uzaklaşıyor, Amerika'dan uzaklaşıyor, Avrupa'dan uzaklaşıyor. Yani Batı oryantasyonunu bir kenara bırakıp doğuya, güneye yöneliyor. Türkiye aks değiştiriyor, eksen değiştiriyor demek buydu. Bu suçlamaydı, bu eleştiriydi. Bu eleştiri 2002'den 2011 senesine kadar devam ede geldi ama tabii olaylar bir yekün oluşturduğu için, bir süreç tablo ortaya çıktığı için artık ciddiyeti de kalmadı. Zira neyin ne olduğu anlaşılmıştı. Net bir biçimde. 2011'den sonra, hele hele 2013'ten sonra artık bu argüman hiç dillendirilmez de oldu. Tabii müttefiklerimiz, tırnak için aldığımız başta Amerika olmak üzere müttefiklerimizin sahada sergiledikleri haller net bir biçimde görüldükten sonra Türkiye'nin izlediği tavrın, reaksiyonun, gösterdiği reaksiyonun ne zeminde şekillendiğini de gören aktörler artık Türkiye içindeki o eleştirenler bu argümanı biraz bıraktılar. Türkiye eksen değiştiriyor falan değil, anlaşılıyor. Peki ne kaldı? Mezhepçilik. Türkiye mezhepçi bir politika izliyor. Kemal Bey de göreve geldiği 2010 Mayıs ayından bu yana bu argümanı dillendirir durur. Mezhepçilik yapılıyor, mezhepçilik yapılıyor. Acaba öyle mi? Bugün de konuşmasında tekrarladığı için bunu biraz masaya yatıralım. Bu mezhepçilik tablosu, eleştirisi doğru mu değil mi anlayalım. Bunun mezhepçilik yaklaşımının doğru olup olmadığını anlamak açısından iki ülke ile ilişkiler son derece belirleyici. Bir turnusol kağıdı gibi Suriye ve İran. Suriye ile ilişkilere bakalım. Hafız Esed, Beşar Esed'in babası 2000 yılında öldü. Aslında babasının ölümünden bu yana Türk devleti, Türkiye, Suriye'ye karşı bir yumuşama politikası izlemeye başlamıştı. AK Parti'nin iktidara gelişinden 2 yıl öncesinden itibaren Türkiye Suriye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım sergiliyordu. 1978-79'lardan bu yana PKK'ya destekleyen, işte Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'a barınak sağlayan, koruma sağlayan, istihbarat, silah, her türlü desteği veren Suriye rejimi Hafız Esad'ın rejimiydi. Onun ölümünden sonra Türkiye yeni bir sayfa açmak istedi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in malum Şam ziyareti, bizim de katıldığımız bir ziyaretti. Çok önemli bir göstergeydi. Cenazeye gitmesi asıl 2000'de babasının ölümünde Hafız'ın cenazesine katılması çok dikkat çekici, çok önemli bir dönüm noktasıydı Türkiye-Suriye ilişkilerinde. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelişinden sonra izlenen dış politikada da Ankara'nın Şam'a yönelik bu yumuşama politikaları devam etti. Zira hep söylüyoruz, Türkiye'nin bir İran, Türkiye'nin bir Suriye, Türkiye'nin bir Irak politikası tek tek vardır elbette ama asıl bütün bu politikalar çok daha kapsamlı Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya genel politikalarının, yani bölgesel Türkiye hinterlandını kapsayan, Türkiye'nin o geniş havzaları kapsayan politikalarının birer alt unsuru. Yani Türkiye'nin bir Orta Doğu genel politikası var ve Irak, Suriye, İran ve öteki bölgeler bunun bir yansıması. Ayrıntılarını konuşuruz. 2002'den sonra izlenen Şam'la yumuşama dönemi daha da derinleşerek devam ede geldi. Beşar Esed iktidardaydı ve bu bölgesel entegrasyon politikasının en önemli ayaklarından biri Suriye oldu. İktidarda, Türkiye'de iktidarda Tayyip Erdoğan vardı. Hem de güçlü bir biçimde iktidardaydı. %34, 47, 49. İzlediği dış politika belliydi. Ahmet Davutoğlu onun danışmanıydı o yıllarda. O politika benimsenmişti. Stratejik derinlikteki politika AK Parti'nin
politikasıydı ki bana göre hala odur. Ve bu sahada Şam-Ankara diyaloğunu inanılmaz ölçüde derinleştirdi. 2009 yılına gelindiğinde Türk Dışişleri Bakanı biz Şam'la etle tırnak gibiyiz diyordu. Şimdi Suriye rejimi, oradaki hakim olan hanedan, aile bir Nusayri aile. Şiiliğin bir kolu. Kimilerine göre, kimi işte konuyu izleyen, bilen din bilginlerine göre tahrif edilmiş bir koludur. Şudur budur, ayrı bir mesele, inanç meselesidir. Ama Nusayri, yani Şiiliğin bir koludur, kanadıdır. İran'la stratejik ilişki içinde olan bir ülkedir. Türkiye 2002'den sonra etle tırnak gibi olacak o derinlikli ilişkileri kurarken Beşar Esed ailesi Şii'ydi, öyle diyelim. Veya Nusayri'ydi, daha doğru ifadeyle. Ankara'daki yöneticiler, karar vericiler, dış politikaya yön verenler onun Nusayri olduğunu biliyordu. AK Parti hükümetlerinin Şam'la bu ilişkiyi kurarken baktıkları konu bu değildi. Herhalde bunu kimse iddia edemez. 2002 yılıyla 2011 yılının Ağustos ayına kadar, 2010 aralığında Arap Baharı patladı Tunus'ta, 2011 Mart ayında Akdeniz kıyılarına, yani Suriye'ye geldi. Türkiye'nin uzun bir 6 ay, en az 6 ay süren bir Beşar Esed rejimini süreci yönetmeye ikna çabaları oldu. O bakımdan söylüyorum, 2011 Mart ayına kadar, 2002'den 2011 Mart ayına kadar Suriye ile ilişkiler son derece iyidir. Mükemmel denilecek ilişkilerdir. Dediğim gibi etle tırnak gibiyiz denilen ilişkilerdir. Tayyip Erdoğan ve Beşar Esed'in ailece görüşmeleri gerçekleşmiştir. Defalarca. Beşar Esed'in eşinin Esma'nın sık sık İstanbul'a gelip Türkiye'deki İstanbul'daki özellikle alışveriş merkezlerinde bilinen bilinmeyen ziyaretleri olduğu açıktır. Bu kadar yakın bir ilişki kurulmuştur. Vizeler kaldırılmıştır. Sınır kapıları açılmıştır. Türkiye-Suriye-Lübnan arasında, Suriye-Irak-Türkiye arasında ortak işbirliği havzaları kurulmuştur. Ortak kabine toplantıları yapılmıştır. Ve bugün kimi muhalefet, kimi dişli muhalefet üyelerinden birinin ifadesiyle Türkiye'nin Suriye politikası 2010 senesine kadar mükemmeldir. Şimdi insan sormaz mı? Kemal Bey de sormamalı mı yani? Nasıl oluyor da Suriye rejimi böyle Nusayri bir rejimken Sünnicilik yapan bir AK Parti, aktörler aynı, kadrolar aynı, karar vericiler aynı, Tayyip Erdoğan yine işin başında. Nasıl oluyor da bu iyi ilişkiyi kuruyor? Nasıl oluyor da etle tırnak ilişkiyi kuruyor? Madem Sünnici bir politika izliyor. Bunun bir izahı yoktur. Suriye, eğer Türkiye bu devlet Sünnicilik esaslı bir dış politika izleseydi, 2005 yılında Lübnan'da Hariri suikastı gerçekleştirildiğinde ki o suikastın müsebbibi olarak Şam rejimi görülmüştür uluslararası alanda. Büyük bir ihtimalle de öyleydi. Türkiye o zaman bile bu rejime sahip çıktı. Beşar Esed'e sahip çıktı. Şam rejimine sahip çıktı. Amerika ile ilişkilerini bozma pahasına sahip çıktı. Ve Suriye'ye ambargo taleplerini reddetti. Üstelik Amerika ile ilişkileri de gayet iyiydi. Ama Şam'la, Şam'a yönelik bir ambargoyu kesinlikle reddetti. Beşar Esed'i o günlerde ziyaret eden Ahmet Necdet Sezer'di. Yine bu politikaya uygun bir hamle yaparak oraya gitti, ziyaret etti. Resmi bir ziyaretti, bu 2005 senesiydi. O dönemde bile Türkiye bu ambargoları reddetti. Niye? Çünkü bir bölgesel entegrasyon politikası izliyordu. Sadece Suriye'yle de değil, Irak'la da, İran'la da, Mısır'la da ve bütün bölge ülkeleriyle siyasi sınırları değiştirmeden sosyal ve ekonomik zeminde bir entegrasyon arayışı devam etmekteydi ve Şam rejimi bunun en önemli ayaklarından bir tanesiydi. Bu samimiyet, bu ailece görüşmeler, bu etle tırnak gibi açıklamalar hep bu zeminde gerçekleşti. Nerede mezhepçi politika? Sünni Türkiye, Sünni ağırlıklı nüfusu olan bir Türkiye, Nusayri bir azınlık rejimine böyle destek çıkıyordu. Nerede Sünnicilik? Bakın Suriye ile ilişkiler 2011 Mart ayından sonra bozulmaya başlamıştır. Bunu konuşuruz. Sahada ve Orta Doğu'da cereyan eden yeni dinamiklerin, 100 yıldır görülmeyen hallerin ortaya çıkmasının, yani Arap Baharı'ndan bahsediyoruz, bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Politika değişmiştir.
öyle Kemal Bey'in zannettiği gibi bir gecede değil. 6 ayda değişmiştir. Suriye rejimini bu yeni dinamiklere adapte etmek için bu devlet istihbaratından devlet planlama teşkilatına kadar, askerinden işte ekonomik kurumlarına kadar fena halde bir mücadele göstermiştir. Bu rejimi, bu rejim yıkılmasın, demokratik işleyiş, demokratik dönüşüm kansız olsun, büyük bir mülteci krizi doğmasın. Bunları engellemek amaçlı olarak bu süreci yönetebileceğine inanıyordu Beşar Esed'in Türkiye. Ama başaramadı. İkna edemedi, dinlemedi. Başka aktörler devreye girdiler. Arkasında durdular. Zannettiler ki bunları bastırabiliriz. Tablo ortadadır. Kimilerinin zannettiği gibi Arap Baharı'ndan Suriye rejimi karlı çıkmış, kazançlı çıkmış, başarıyla çıkmış. Başarısı onun dış izlediği dış politika başarılı olmuş falan. Bunu demek için insan da hakikaten yani biraz izan olur. Yarım milyondan fazla insanını öldürmüş. 10 milyondan fazla insanını ülkeden kovmuş, kaçırmış. Şam, Halep, Hama gibi şehirlerin, tarihi şehirlerin, kadim medeniyet merkezlerinin enkaza dönüştüğü bir toplum, bir ülke ve başarılı olmuş. Öyle mi? Konumuza dönelim. Bakın İran'la ilişkiler. İran Şii dünyasının en büyük ülkesidir. Şii dünyanın, Şii Müslüman dünyanın lider ülkesidir. Ve böyle bir İran'la mezhepçilik yapıyor, sünnicilik yapıyor denilen Türkiye'nin ilişkileri olağanüstü dikkat çekici gelişmelere sahne olmuştur. Mesela 2010 senesinin Haziran ayı, bunun öncesinde bu Haziran'a gidilen süreçte İran'la Batı dünyası, başta Amerika, Avrupa olmak üzere bu yürütülen nükleer enerji görüşmelerinde tıkanmayı aşmak için Türkiye, Brezilya ile birlikte ortak bir inisiyatif geliştirdi. Ve Tahran'da yapılan görüşmelerden bir mutabakat metni çıktı. Bu mutabakat metni Batı'nın, özellikle Amerika'nın Türkiye'ye gönderdiği, atom enerjisine verdiği bir mektupta sıralanan şartların İran'a kabul ettirilmesiyle elde edilmiş bir sonuçtu. Yani Amerika'nın talepleri İran'a kabul ettirildi Türkiye ve Brezilya tarafından. Ama buna rağmen mutabakatın sağlandığını gören Washington yönetimi ben bunu tanımıyorum dedi. Yani mızıkçılık yaptı. Oyun bozanlık yaptı. Ve ben ambargo uygulayacağım İran'a dedi. Yine Amerika ile ilişkilerin iyi olduğu bir dönem. Ankara-Washington ilişkilerin iyi olduğu bir dönem. Ama nihayet Türkiye'nin de Tahran'la girdiği bir angajman, bir pazarlık masası, bir bölgesel barışın, bölgede bir gerilimin, yeni bir çatışmanın doğmasını engellemeye dönük barışçıl bir inisiyatifin günlerce süren, sabahlara kadar süren müzakerelerden sonra elde ettiği bir sonuç, olumlu bir sonuç. Dünya açısından memnuniyet vermesi gereken, memnuniyetle karşılanması gereken bir açılım, bir barış ortamı. Amerikalılar hayır dediler, biz kabul etmiyoruz. Bir takım bahaneler ileri sürdüler. Kimsenin ikna olmadığı, inanmadığı bahaneler. Ve Türkiye'yi ve Brezilya'yı yarı yolda bıraktılar. Ha, bunları niye anlatıyorum? Bundan sonra İran'a ambargo kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkartmaya hamle ettiler. Ve Türkiye o günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesiydi. Ve bir BM geçici üyesi, Güvenlik Konseyi üyesi olarak o ambargo kararına Türkiye hayır demiştir. Sünnicilik yaptığı iddia edilen bir Türkiye, 2010 Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olarak Amerika'ya, İngiltere'ye ve Fransa'ya, NATO içindeki müttefiklerine rağmen hayır oyu kullanabilmiştir. İran'dan yana oy kullanmıştır. Anlaşmasına sadık kaldığını ilan etmiştir. Güvenilir bir partner olduğunu, güvenilir bir komşu olduğunu, güvenilir bir ara bulucu olduğunu kanıtlamıştır. Amerika ile, İngiltere ile ve Fransa ile ilişkilerinin zedelenmesi pahasına bu riski Şii İran'la, Şii dünyanın lideri İran'ın arkasında durmuştur. Hangi mezhepçilikten bahsediyoruz? Amerika orada dururken, NATO'nun en büyük aktörü orada dururken, en büyük müttefik orada dururken Şii İran'ın yanında yer almak nasıl bir mezhepçiliktir? 2010 senesine gelmeden 2007 senesinden bir örnek vermek isterim. Bu önemlidir. Yine Amerika'nın İran'ı hedef tahtasına koyduğu bir dönem ve bölge ülkelerini, Sünni bölge ülkelerini İran'a karşı örgütlemeye çalıştığı, onlara karşı bir cephe kurmaya çalıştığı bir dönemdi.
Pakistan'da, zannediyorum İslamabad'da yapılan bir toplantıda Suudi Arabistan'ı, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Mısır'ı, Katar'ı, Türkiye'yi bir araya getirip İran'a karşı bir Sünni eksen, bir Sünni ne diyelim cephe oluşturmak Amerika'nın o dönemdeki politikasıydı. Bu politikayı kim bozdu? Türkiye bunu hiçbir biçimde kabul etmeyeceğini, İran'a karşı böyle bir Sünni ittifak sisteminin içinde asla yer almayacağını, ittifakta yer alan ülkelerle de temaslarda bulunarak onların da bunu kabul etmemesi gerektiğini ileri sürdü. Kesinlikle böyle bir ittifak içinde yer almadı. Nerede mezhepçilik? İran'a karşı kurulan bir Sünni ittifakı bozan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye bu ittifak kurulmasın diye o dönemde İran Suudi Arabistan ilişkileri bu kadar vahim değildi. İran Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'a gitmesini organize etmiştir. Bunun zeminini hazırlamıştır. Bununla ilgili büyük bir çaba göstermiştir. Bu ziyaret gerçekleşmiştir. Ve Amerika'nın bu Sünni cephe kurma operasyonu Türkiye eliyle bozulmuştur. Nerede mezhepçilik? Nerede Sünni mezhepçiliği? İran'a sahip çıkmak, 2007'de sahip çıkmak, 2010'da sahip çıkmak Sünni mezhepçi bir ülkenin işi midir? Yani bir başka örnek vereyim. Bu Türkiye mezhepçi ülke suçlaması bir bühtandır, bir iftiradır. Yani siyasi muaradızlarınızı eleştirirsiniz, muhalefet partisisiniz ve muhalefet yapacaksınız, dış politikayı da eleştireceksiniz, hakkınızdır. Ama böyle devlete büyük haksızlıklar yaparak, hükümeti de geçtim ama devlete ve millete, tarihe ve coğrafyaya bu kadar büyük haksızlık yaparak, doğru olmayan bir argümanla eleştiri yapmak politika falan değildir. Parantez açarak söyledim. Bu Sünnicilik eleştirisi asıl Mısır politikasından kaynaklanıyor. İşte Mısır'da Müslüman kardeşlerin adayının Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi, Mursi'nin Ankara'ya yakın durması, Ankara ile iyi ilişkiler içinde bulunması. Bu adam Müslüman kardeşlerin adamı. İşte bunlar da muhafazakar İslamcı hükümet, eleştiriler böyle. İşte bunlar birlikte İslamcı Müslüman kardeşçilik oynanıyor. Bölgede Türkiye bunlara bakıyor. Bir kere şunu bir bilgi olarak izleyicilerimize aktaralım. İslam dünyası dediğiniz milyarlarca insan, bu İslam dünyası nüfusunun, demografisinin %80-85'i Sünnidir. Yani İslam dünyasında Şii inanış azınlıktır. Merkezi İran'dır. İşte Azerbaycan'da, Tacikistan'da nüfus Şiidir ama İslam dünyasının toplamı açısından %10-15'lik bir alana, bir azınlığa tekabül eder Şii nüfus. Bunu bileceğiz. Bu ne demek? Bu Müslüman ülkelerde, İslam ülkelerinde, politik hareketlerinde ister istemez güç sahibi olan, etki yapan Müslüman hareketlerinde Sünni olması doğal bir sonuç olarak ortaya. %85 diyorum. Mısır'da da tablo budur. Mısır zaten Sünni bir ülkedir. İster Hafız, ister Hüsnü Mübarek orayı yönetsin, ister Sisi yönetsin, ister Muhammed Mursi yönetsin. Bir Sünni nüfus, Sünni Müslüman bir ülkedir. Arap dünyasının lider ülkesidir. İzlediği politikalarla, irrasyonel ekonomik politikalarla perişan halde olsa da Arap dünyasının kültür başkentidir. Önemli bir ülke, en büyük nüfusa sahip olan ülkesidir Arap dünyası içinde. Müslüman kardeşlerin iktidara geliş sürecindeki tartışmalar ayrıca incelenmeli. Ama şunu anlamak lazım. Bir seçim oldu ve bu seçimi kazanan bir cumhurbaşkanı oldu. Mısır tarihinde ilk defa, Mısır'ın yüzlerce, binlerce yıllık tarihinde serbest seçimlerin cereyan etmesi ilk defa oldu. Ve ilk defa bir cumhurbaşkanı. Efendim işte çok az insan katıldı, çok fazla insan katılsalardı. Yani seçim ortadaydı, herkesin katılımını açıktı, kimsenin katılması engellenmedi. Tarihinde ilk defa bir seçim yapıldı ve Muhammed Mursi o seçimden cumhurbaşkanı olarak çıktı. Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde izlediği dış politikanın iki temel sütunu var. Bunlardan bir tanesi ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması. Bir tanesi de eğer mümkünse, halkların talebi bu doğrultudaysa, Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan bir tablodur, serbest seçimlerle oradaki yönetimlerin oluşması. Bu yönetimler Sünni olur, Şii olur. Ateist olur, Hristiyan olur. Şu olur, bu olur. Ama
Türkiye serbest seçimleri, yani Türkiye bir metodu desteklemiştir. Serbest seçimleri desteklemiştir. Serbest seçimler bir metottur. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu bir süreçtir. Demokrasi elbette bir süreçtir. Türkiye'nin bölgelere demokrasi ihraç edecek ne niyeti ne gücü var. Ama kendisi 1950'den beri serbest seçimler yapabilen bir ülke. İslam dünyasına örnek teşkil eden bir ülke. Oradaki halkların gıptayla baktığı bir Müslüman ülke ve serbest seçimlerle yönetimi 1950'den beri değiştiriyor. Zaman zaman darbelerle aksasa bile yeniden demokratik sistem domine ediyor ve serbest seçimlerle iktidarlar gidiyor, geliyor, işte görüyoruz. Ve halklar, Arap halkları, gençler, Arap gençleri Türkiye'yi her zaman bir model olarak, bir örnek olarak gördüler. Serbest seçim yapabilen bir ülke olarak bir model kimliği var Türkiye'nin. Böyle bir ülkenin Arap Baharı ile ortaya çıkan halk iradesi karşısında ben de seçim istiyorum, ben de yönetimimi seçimle değiştirmek istiyorum talebine hayır demesi, sen ne istersen iste sende seçim olmasın demesi ancak Obama gibi iki yüzlü politikacıların talebi olabilir ya da yaklaşımı olabilir. Ya da işte George Bush gibi, George W. Bush gibi adamların, bir takım fanatiklerin, bir takım neokonların hayır diyebileceği, bizim çıkarlarımıza bu uymuyor diyebileceği bir yaklaşımdır. Türkiye halkların serbest seçim talebini desteklemiştir. Ona yakışan da budur. Suriye'de yaptığı da budur. Mısır'da yaptığı da budur. Bahreyn'de seçim olsaydı da Sünni bir yönetimin hakim olduğu bir küçük şehlik, Körfez ülkesi. Ama nüfusun büyük bir bölümü Şii, bir Sünni hanedan yönetiyor. Mesela Suriye'nin tam tersi bir tablo. Orada bir seçim olsaydı da Şiiler yönetime gelseydi Türkiye buna hayır mı diyecekti? Türkiye buna karşı mı çıkacaktı? Değişik ülkelerde, hangi ülkede olursa olsun halkların serbest seçimlerle yapılmış, oluşmuş tercihlerine saygı duymak medeni bir davranıştır. Demokratik bir davranıştır. İnsan haklarına uygun bir davranıştır. Üstelik Türkiye'nin de milli menfaatlerine uygun bir davranıştır. Orta Doğu coğrafyası içinde. Bunun da yani neden Türkiye'nin milli menfaatlerine Orta Doğu'nun serbest seçimlerle gelen yönetimler tarafından yönetilmesi uygundur? Bunu da ayrıca bir başka yayında konuşuruz ama Mısır'da adam serbest seçimlerle gelmiş, iktidarı kazanmış, Türkiye'de bu adama destek vermiş. Ah bu adam Müslüman kardeşlerin mensubudur, sen de bunu destekliyorsan demek ki Sünnici politika. Yani yaklaşım tamamen buydu. Bakın Şii dünyaya gidin, mesela Irak'a gidin, Ali Sistani'ye sorun. En önemli dini liderlerden birisidir, en önemlisidir. Gidin Muktada Es-Sadr'a sorun. Irak siyasetinin en önemli Şii aktörlerinden bir tanesidir. Ammar el-Hekim'e sorun. Yine Irak siyasetinde çok etkili bir aktördür. Şiidir. Bu adamlara sorun. Türkiye Sünnici bir politika mı izledi bu bölgede diye bir sorun bakalım. Alacağınız cevap nedir? İnanın Türkiye evet Sünnici bir politika izliyor cevabını alamazsınız bu insanlardan. Ama ne yazık ki Türkiye'de muhalefet lideri Türkiye'nin Sünnici bir politika izlediğini söyleyerek bu devlete bühtan yapmaktadır. Bühtanda bulunmaktadır. Bu doğru değildir. Türkiye Orta Doğu coğrafyasını 400 yıl yönetmiş, 400 yıl boyunca yönetmiş bir imparatorluğun mirasçısıdır. Ve bu 400 yıl boyunca çeşitli çeşitli dinleri, çeşitli mezhepleri, etnik kökenleri o 400 yıl boyunca bir arada yaşattı. Barış içinde, huzur içinde yaşattı. Pax Ottomana denilen o dönemde Osmanlı hakimiyetinin o 400 yılı içinde buralarda çatışmalar, etnik gerilimler, milliyetçi şeyler, efendim savaşlar, mezhebi mücadeleler bunları yaşamadık. Dönemin koşulları da buna uygun değildi ama Osmanlı'nın yönetim zihniyetinde de zaten kültür kodlarında da bu yoktu. Cumhuriyet benzer bir mirası devralmış. Aynı şekilde daha modern değerlerle, aynı zeminde asla mezhepçilikle, etnik milliyetçilikle bölgelere bakmamıştır. İlişkilerini de böyle kurmamıştır. Osmanlı ve Cumhuriyet mirasını tevarüz eden hiçbir politik hareket de böyle bir argümanı dile getirmemiş, böyle bir politikayı savunmamıştır. Bu milletin, bu devletin tarihinde mezhepçilik veya dar milliyetçilik zihniyetleri hakim olmamıştır. Politikaya yön veren şeyler bunlar olmamıştır. Olamazdı da zaten. Türkiye yapmadığı bir politikanın, izlemediği bir politikanın dar zihniyetin sanki bunu yapmış gibi suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktadır bugün. Ve
bölgeden ziyade içeriden yapılan bir suçlamadır. Bu doğru olmayan bir suçlamadır ve Türkiye'ye haksızlıktır. Devlete de, millete de haksızlıktır. Ama görüyoruz ki bu yaklaşım Türkiye'nin jeopolitik mücadele verdiği, jeopolitik muarızlarının bu rekabet içinde karşısında olan argümanların, aktörlerin dilidir bu. Onların argümanıdır bu. 2002'den beri de kullanılmaktadır. Eksen değişikliğiyle birlikte acıdır ki muhalefet liderimiz de bu argümanları senelerdir dile getirmeye devam ediyor. Tablo buyken, akış buyken, 2002'den 2019'a kadar giden bir dış politika tecrübesi ve olaylar akışı ortadayken hala İran'la ilişkiler böyleyken, Suriye ile ilişkiler böyleyken, Mısır'da ve bütün o coğrafyalarda işler böyle yürürken, kaldı ki Hristiyan coğrafyalarda, yani Sünnici politika dediği adamın Balkanlarda, Karadeniz'de, Gürcistan'da bütün bu bölgesel entegrasyon politikalarını sürdürürken ve bu bölgesel entegrasyon politikalarını zaten böyle bir etnik, efendim işte mezhebi zeminde sürdürmenin imkan ihtimali yokken Türkiye'ye bu eleştiri, bu suçlama yapılabilmektedir. Diyecek bir şey yoktur.